Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah rahmet ve bereket üzeriniz olsun diye yeni videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar, ilk iğnesini vurdum başıya. Ya köpek çok kötü oldu arkadaşlar. Yani surata baksanız ya. Yani suratı çok şişti. Ağzından da salya geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi diyeceksiniz ki cerrahi operasyonla burayı kesildi. Arkadaşlar daha şu anda kesilecek bir durum yok. Ben veterinerle konuştum. Yumuşak değil, daha intihaba dönüşmedi. O yüzden antibiyotik tedavisine başladık. İğneyi de vurdum ya arkadaşlar, çok yani böyle büyük köpeklere iğne vurmak çok sıkıntı. Ben de şu kafasını şuraya sokturdum arkadaşlar. Bakın bu deliğe sokturdum. Abime de zincirle buradan çek dedim. Anca öyle zor da olsa öyle bir vurduk. Ama arkadaşlar yani bu çok sıkıntılı bir durum. Bu şişlik durumu. İnşallah atlatacağız arkadaşlar. Bakalım tedavisine başladık. İnşallah düzelir. Şişme devam edecek mi? Yoksa inmeye mi başlayacak? Bundan sonra göreceğiz arkadaşlar. Bakalım, ilk tedavisine başladık. İnşallah bir sonuç elde ederiz. Veteriner de dedi arkadaşlar, ısırmaya bağlı bir şeymiş. Şişlikmiş. Her ne kadar dışarıda yara gözükmese de arkadaşlar o ısırmıştır dedi. İçeriden damar yırtılmıştır, o yüzden intihap olmuştur dedi. İnşallah düzeltecek arkadaşlar. Köpek yani eridi bitti 2 günün içinde. Vallahi böyle görünce üzülüyorum arkadaşlar. İnşallah toparlamaya başlar bu saatten sonra. Zaten davara götürmüyorum. Burada zincirde. Bakalım inşallah düzelir. Ya arkadaşlar sadece köpekle de uğraşmıyorum ki. Davara gideceğim. Oradan öyle, oradan öyle. Yani bir sürü iş var. Elimizden geleni yaptık. Paşa bizim için çok değerli arkadaşlar. Yani böyle hastalandı, köşeye yatalım diye bir şey yok. Elimizden geldiğince onu iyileştirmeye çalışacağız. İnşallah da düzelecek arkadaşlar. Bakalım. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar. Yerde ot yok. Biz de mecbur tiken şey diyoruz. Hayvanlara tiken takıyoruz. İşte hayvanlar kışın bunları yiyor. Gelin kızlarım, gelin. Yiyin bakalım. Bu dünyada yersiniz. Öbür dünyada zaten her zaman iş var size. Atıp bizi bilemeyiz de. Yiyin kızlarım, yiyin. Biraz da küçük kokuyalım. Aslanları boğuşurken çek. Kameraman. Mesela boşa mı yemiyor ya? Yemişen'i çek. Benim kızlarım yemişen yiyin. Yemişen yiyin, yemişen. Benim kızlarım yemişen yiyin biraz. Ot yok, ot yok. Evet arkadaşlar, Zalı Paşa'ya dediğim gibi veterinerin önerisiyle ilaçlarını yaptım. Artık bundan sonra gelişmelere bakacağız. İnşallah toparlar. Çok da korkulacak bir şey yok dedi. Ama yüzünde olduğu için arkadaşlar tabi yalda yiyemiyor şimdi. Dün sabah da öyleydi ama akşam gittiğimde maşallah cin gibiydi arkadaşlar. Hemen yaldı falan yedi. İnşallah bu akşam gittiğimde de öyle olur. Bakalım. Gerekli ilaçlarını yaptım. İnşallah toparlayacak bu saatten sonra. Şimdi veteriner şey sordu. Şişlik sert mi yoksa böyle yumuşak mı dedi. Yani yumuşaksa delecektik arkadaşlar. Yani gelecekti. Cerrahi operasyon yapacaktı. Ama daha sert. İntihap oluşmamış. O yüzden dolayısıyla şu anlık sadece antibiyotik, ateş düşürücü bunlara vurduk. Yani hani ağrı kesici. İnşallah bundan sonra toparlar deyip videomuza devam edeceğiz. Bu arada akşam üzere gidebilirsem
O kurdun yanına gideceğim. Detaylı videosunu çekeceğim ama arkadaşlar ben göstermiyorum. Çünkü göstermememin sebebi telif yiyorum gereksiz yere. O yüzden dolayısıyla az bir şey belki gösteririm. Çünkü dünkü videoda çok göstermedim. Hemen kısa kestim. Burçu Paşa kanalında paylaşacağım dedim. Ama onu da paylaşmadık arkadaşlar. Çünkü hayvanlar şeye gitti. Pelide gitti. Video çekemedim. Akşam üzeriydi zaten. Durmuyorlar. Dediğim gibi gelişmeleri aktaracağız. Şimdilik görüşürüz. Pelit yedirmeye devam. Başınızı döndürmeye de devam. Şöyle. Şşş. Koyun. Aşağı gel koyun. Evet arkadaşlar. Bu hayvanları bu kadar koşturan şeyin ne olduğunu merak edenler var. İşte bunlar arkadaşlar bakın. Daha yakından görün şöyle. Yani kestane gibi aynı. Hatta eskiden kestane olmayanlar bunu yiyormuş. Öyle söyleyebiliriz. Bakın. Birinin içini kıracağım ne çıkacak. Yani kestane olmayanlar derken bunlar yeniliyormuş da tabii arkadaşlar. Biz yemiyoruz. Bu çok besleyici bir şey arkadaşlar. Yani hayvanlar için çok icat. Birçok yeme bedel diyebiliriz yani. Görmüş olduğunuz gibi. Artık olgunlaştılar yani. Yani şeyin meşe ağacının meyvesi. Öyle söyleyelim. Daha mantıklı olur. Tadı böyle acı. Birkaç kere tatmıştım arkadaşlar. Şu bu şekilde tadarsanız çok değişik bir şey var. Evet bakın keçi geldi. Kabak keçi nasıl kefli miydi? Nasıl yedin lan? Lan nasıl yedin 2 dakikanın içinde? Bir kere çiğnemedin lan. Loppa da yuttu ya. Dağlı reis. Gel oğlum dağılım. Sen de var için icat olacaksın. Bu şekilde. Hayvanlara çok yarıyor. Hayvanlara çok yağ yapar arkadaşlar. Hayvanlar kışa bu şekilde hazırlanırlar. Aynı şekilde sadece keçiler değil. Bunları domuzlar da çok sever. Onu da söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar. Şimdi kurdun olduğu bölgeye doğru gidiyorum. Tekrardan bir inceleme için. Ama dediğim gibi telif yiyoruz. Ne kadar bir gereksiz bir telifse onu da anlamıyorum arkadaşlar. Ne alaka yani? Son kez göstereceğim şöyle. Çünkü olayın nasıl olduğunu, ne olduğunu kimse bilmiyor. Bir açıklık getirmek istiyorum. Hani ne olmuş, köpekler tarafından boğulmuş. Ne olsun ne olmuş diye. Evet, burada. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar. Aha. Bunun kafasının ağzına ne olmuş lan? Arkadaşlar ağzını kuzgunlar açmış. Hiçbir yerinde bir öyle bir yara bere yok. Sadece affedersiniz de gıç arasında diş izleri var. Öyle bir vurulma şeyi yok arkadaşlar. Zaten vurulsaydı az çok belli olurdu. Bakın köpekler, muhtemelen köpekler burasını parçalamışlar.
Boyun hatlarında var. Ağzına ne olmuş bilmiyorum. Muhtemelen kuzgunlar ağzını açmış arkadaşlar. Kuzgunlar. Bakın şuralarında. Boğazını tutmuşlar. Muhtemelen tam da bilmiyorum. Gözümle görmediğim için bir şey diyemem arkadaşlar. Çok büyük. Yani boyu ne kadar diye sorarsanız. Şunun şeyine baksanız arkadaşlar. Ayak bölgesine, ayaklarına ne kadar büyük olduğunu. Çok büyük gerçekten. Yani bir kafasını saymasak çok da köpekten bir farkı yok arkadaşlar. Yani inşallah video gereksiz şekilde telif almaz. Bakın bozkurt arkadaşlar. Tüy yapısını görüyorsunuz mu? Bu siyah olan. Yani fotokopanda görünene çok benziyor. Oradaki erkek kurdu. Bu şekilde. Diğer tarafını çevireyim bakalım. Diğer tarafında bir şey var mı? Tabii çevirebilirsek. Evet. Burada da bir şey yok arkadaşlar. Bakın hep diş izleri var. Dediğim gibi şu kıç bölgesini çok yaralamışlar. Bir oradan ısırmışlar, bir de boynundan arkadaşlar. Allah neyin boğduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen koya yakın olduğu için koyun köpekleriyle karşılaşmış olabilir. Çünkü buralarda zaten böyle bir yatma kalkma şeyi var. Başka da hiçbir yerinde bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi safa sağlam. Kafa bölgesini de ısırmışlar galiba. Diş izleri var çünkü. Kuzgunlar da biraz yemiş. Çok büyük. Vallahi tahmini boyu ne kadar dur bilmiyorum arkadaşlar. Ama paşadan büyük. Onu bir söyleyeyim yani. Bu ayağa kalsa çok rahat. Paşadan büyük görünür. Ama bunlar herhangi bir şey değil arkadaşlar. Diş izleri. Biraz da kan var. Yani öyle bir delinme yok. Çok da büyükmüş arkadaşlar yani harbiden. Çok büyükmüş. Ha şimdi şey soranlar olabilir. Paşa bunu tek başına boğabilir mi? Paşanın bu işte bir bağı var mı? Diye soranlar olabilir. Vallahi ben bilmiyorum arkadaşlar. Boğdu desem yalan olur. Çünkü görmedik. Herhangi bir şekilde. Ama koya yakın olduğu için yani koyda da başka böyle kurtla mücadele yapabilecek bir köpek yok. Çok da kanman göstermek istemiyorum. Dediğim gibi bakın bu bölgesi biraz sıkıntılı. Yani oradan dişlemişler muhtemelen. Bu şekilde. Boyu çok rahat arkadaşlar. 75 santim falan vardır. Tabii şu an yanında metre yok. O yüzden ölçemeyeceğim. Koya hemen şurada zaten. Koya çok yakın arkadaşlar. Bu yüzden dolayısıyla muhtemelen dediğin gibi. Evet karabaş gidiyor. Kıs kıs kıs. Kıs kıs kıs. Tut oğlum, tut tut tut. Tut hadi. Tut oğlum. Bana niye bakıyorsun lan? Kıs kıs kıs. Karabaş tut. Yavrum. Hiç çekinmiyor bile. Hemen başına vardı. Ne yapıyor lan öyle? Kuyruğunu kokluyor. 75 santim var arkadaşlar. Çok rahat. Evet. Da şey yanına gitti. Kokluyor onu. Çok büyükmüş. Dediğim gibi fotokabanda görünen şeye çok benziyor. Öndeki erkek o tedirgin kurda çok benziyor arkadaşlar. Ama dediğin gibi bilmiyorum yani. Vurulma olsaydı bir yerlerinde bir yara izi olurdu arkadaşlar hani. Çünkü sonuçta buna bir şey giriyor yani. Delik olurdu. Delik yok ama dişleme izleri var. Yine diyorum. Ha şimdi olayı şu tarafa götürecek olursak yani bunlar bir tesadüf mü bilmiyorum arkadaşlar. Paşa kanlı geldi o gün gece.
Paşa'nın şu an gidişatı hiç iyi değil. Gördünüz zaten sabah videoda. Yani yüzü komple şişti. O hiç hayra alamet değil. Vallahi bilmiyorum. Öncesinde boğduğunda yaraları vardı ama çok da kafa bölgesinde yarası yoktu arkadaşlar. Bilmiyorum. Bunları her şeye üst üste gelemez herhalde. Yine dün izlemiş olduğunuz fotokopan görüntüsünde kurdun tek olması. Şimdi neden alfa dediğimi merak edenler var. Alfa kurt ne demek? Yani sürü liderleri arkadaşlar. Bunlar eşti. Eğer yanılmıyorsak ben öyle tahmin ediyordum. İki tane eşti. Dişili erkekli. Onun dişinin bir tane erkeğe galiba arkadaşlar. Tam da bilmiyorum yani. Ona benziyor çünkü. Yani hepsi tesadüf olamaz herhalde. Fotokopan da erkekti. Bu da erkek. Fotokopandaki böyle bozkurttu. Hani bu da bozkurt böyle gri yani. Aslında gri bu. Gri kurt da diyebiliriz herhalde. Tam da bilmiyorum arkadaşlar. Yani hepsi tesadüf olamaz. Çok da büyük bir kurt. Normalde yani Türkiye standartlarında bir kurt değil arkadaşlar. Bayağı bir iri kurt yani. Güzel beslenmiş bir kurt. Yaşını bilmiyorum ama dişlerine bakılırsa en az bir 5-6 yaşında varmış. Hatta daha fazla da olabilir. Ama şunu yeniliyorum. Tabii ki de bilemeyiz. Belki bir sıkıntısı vardı. Belki bir sağlık sorunu vardı. Orasını bilemeyiz arkadaşlar. Kendiliğinden ölme ihtimali de yüksek ama vücudundaki yaralar hiç hayra alamet değil. Bir boğuşma, bir arbede yaşandığı belli. Yani kendiliğinden ölmüş diyemeyiz. Koyun bu kadar yakınında. Koyun yakınında olması da enteresan bir olay zaten. Bilemiyorum valla. Şu yorumu yapmak istemiyorum. Hani şöyle oldu diyemiyorum arkadaşlar. Çünkü bilmediğim bir konu hakkında çok da yorum yapmak istemiyorum. Ha. İlk paşanın boğduğu kurtta yani sabah oraya doğru gitmiştik. Köpek 1 saat 2 saat gelmedi. Geldiğinde kanlı bir şekilde geldi. Yani onun üzerine gittiğimizde yerde kan izleri, tüyü gördük. Hani paşanın yaptığını o zaman onayladık arkadaşlar. Alnımız açık bir şekilde paşa kurt boğdu dedik ama diyemiyor arkadaşlar. Takdir sizin yani. Bunu paşa mı yaptı? Sadece paşa zaten muhtemelen yapamaz arkadaşlar. Çünkü aynı kan Zeynep'te de vardı. Belki köydeki başka köpeklerle de birleşmiş olabilirler. Bilmiyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Zaten daha da göstermem arkadaşlar. Çünkü bir sonra telif yiyorum. Ben uğraşıyorum yani. Kanalın gidişatını etkiliyor. Bu şekilde köydeki çevremizdeki bir kurtlardan birisi de eksilmiş oldu yani. Bir onlardan bir bizden gitti. Hiç de hayra alamet değil. Şunu diyenler çok oldu. Kardeşim paşa geleliden beri yani öyle ya da böyle kurt ölüleri bulmaya başladık çevrelerde. Hani bu paşanın ne kadar cesaretli bir köpek olduğunu gösterir gibilerden. Doğru. Yani zalim varken böyle bir şey olmuyordu. Hani bunlar da mı tesadüf acaba? Merak ediyorum arkadaşlar. Zalim varken de kurt vardı. Ama böyle bir şeyler olmuyordu. Her neyse. Dediğim gibi arkadaşlar ben yine diyorum. Bilmiyorum. Paşanın suratı başka bir şeyden de şişmiş olabilir. Ben Paşagil boğdu. Koyun köpekleri boğdu. Kesinlikle diyemiyorum. Gözümle görmedik. Arkadaş da görmüş. Beni aradılar. Burada kurt var diye. Gittim. Videomuzu çektik. Bilmiyoruz yani neyin ne olduğunu. Yine bir test videosu gelirdi. Ama şu an paşanın durumu belli arkadaşlar. Her şeyden önce paşanın sağlığı gidişatı hiç iyi değil. İnşallah bir an önce toplar diyerek videomuzu bitiriyorum arkadaşlar. Yine soru ve sorularınız olursa yorum olarak yazın. Cevap vermeye çalışırım.
müsait olduğum sürece. Şimdilik görüşürüz. Size her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.